Selamünaleyküm arkadaşlar. Yağmur 7500 şu an Rıma'nın birinci vitesi atıyormuş. Bir de marş basmıyor, akü şarj yetmiyor. Kablolarında yanma varmış, onları kontrol edeceğiz. Kontak şimdi motoru marş basıp çalıştırayım. Dur bakayım. Yani iplerle ipi sarıp çalıştıracağız. Ne gitmiyor? Kamerayı tutan oğlu Melez tabii servis bekliyor şimdi. Dükkanın yanına kadar ben getirdim. Evet, kontak hazır. Vites de boşlayayım takviyeyi. Defa attım. Şimdi bu sökeceği bakacağız iç tarafına. Ayarından da yapabilirdi. Artık bakacağız neden atmış. Yaralanmış burası.
İşte arkadaşlar birinci vites görüyorsunuz. Dişilleri birbirine tam ayarlayamamışlar. Ya da alttaki segman vs bir şey vardır. O yüzden de olabilir. Normalde bu şekilde duruyor ama dişliye tam oturmamış. Bu milin değişmesi gerekiyor. Bir vitesini yani birinci vitesini atmaması için bu dişliği değiştireceğiz. Bakın hasar görmüş. Değiştirirken arka tarafa açacağız. Yağını boşaltacağız. Şuralarda saplamalar var iki tane. Bu geri vites dişlisini sapladım. Bu mili içeri doğru çıkarıyorum. Bu mili ise dışarı doğru çıkaracağız. Yağlar genelde sarı olmasının sebebi su karıştığı için oluyor. Bu yüzden patpatını açıkta bırakmayınız. Açıkta bırakırsanız bu şekilde yağı su karışacaktır. Sarı renge dönüşecektir. Bu mili daha yeni takmışlar. Kaç aydı? 1 ila 3 ay oldu galiba. O sürece, kısa süre önce takmışlar. Bu hale gelmiş. Bakalım sebepleri neymiş. Açıp göreceğiz. Şaft mili çok güçlü çıkıyor. Bu şaftın yayını da kesmek lazım. Yayını biraz keserdi işte. Çok pis olmuş buraları. Yıkamaya götürseydi iyiydi. Burada yıkama yeri olmadığı için işlem zor olacak.
Bakın gördüğünüz gibi tekman kırılmış. Bu şekilde mil ileri gitmiş olabilir. Mil ileri geçince dişliği yırmış. Hangisi ileri gider? Bu ileri gider. Evet, ileri gitse sıyırır mıydı? Bakalım imkansızlaştırılması. Şu anda imkansız yani bu şekilde sıyırması. Dişliğine gitse daha iyi giriyor. Bence bu arayılarıyla da alakalı. Bakalım aynı çıkacak mı ayarlı. Sekmanı da kırılmış. Sekmanı kırılmaması için ne yapmak lazım? Bu şaft deminiyor. Birazdan şaftı doğru çıkarttım gördüğünüz gibi. Şaft mili iyice ileri bastırıyor. Bu şekilde sekmanı parçalayabiliyor. Sekmanı parçalayınca da keçe zarar görmüş. Keçe yağ kaçırmaya başlamış. Şimdi buradaki pimleri sökeceğiz üzerindeki. Ondan sonra içindeki mili çıkartmaya çalışacağız. İlk önce bunun çıkması gerekiyor. Hadi bakalım işe koyulalım. Bu zaten gevşekmiş. Gevşek olduğundan dişliği içine düşebilirdi. İşte bu bunun altında duruyor. Mili saplanıp sıkıştırıyor. Yine bir de dişliği de çıkarttık. İşte
Buradayım, buradayım. Evet, bu mili değiştireceğiz. İşte burada arızalı dişliği görüyorsun. Alt kısımdaki dişli de hasar görmüş. Bakın dişlideki sıyıran yerlerini görebiliyorsunuz. O dişliği de çıkaracağız. O yüzden diğer milleri de çıkartmamız gerekiyor. Evet, şimdi mili çıkaracağız. Şuraya küçük bir lokma tutuyoruz. Nevyeyi bulalım. Şimdi misket ve yay var, bakın. Bunları düşürmeyiniz. Eğer hiç daha önce sökmediyseniz söktüğünüz yerleri, yani söktüğünüz gibi çıkarıp aynı hizada aynı yere koyunuz. Bunun yayları yere düştü, yaylarım. Geri vitesinin milini ilk takınca bu yayı takacaksınız. Geri vitesinin, hani geri vitesi atıyorsunuz, geri itiyor ya, işte onu itme işini bu yay yapıyor. Ve geri vites milini de söktük. İşte geri vites diye tüm viteslerin üç kurlarda çat çat diye geçme yapıyor.
Şimdi alttaki mini de tökeceğiz. Alttakini çünkü bu birinci vidayı dişini sökmemiz gerekiyor. Kendi de çektirme yok da hafiften vurarak çıkarabilirsiniz. İşte bunu da tüm çıkarttık. İşte birinci vites dişlerdeki hasarı görüyorsunuz. Ne hale gelmiş. Hepten dişli tam buraya geçtiği zaman vitesin ittiri batıyor kart diye. Evet, dişliler için orijinal parça kullanacağız. Buradan dişler buraydı. Tamam. Evet, pul buldum. Ameliyata devam edelim. Tarih pulu biraz konik bir şekilde oluyor. Durmanın oynamamasını sağlıyor.
yani taktik tam oturmadıydı. Şimdi başka bir numara daha küçük tekman deniyoruz. Ah, şimdi tamamen oturdu. Bunun dişlilerin bulduğuma sebebi ise buradaki mili iyi ayarlamamalarından kaynaklanıyor. Onu da yapacağız tabii. Evet arkadaşlar, yayı takıyoruz bu delikten beri. Topu da takıyoruz. Ondan sonra şuradan baskı uygulayıp şu oraya göre lokmayı ileri sürüyoruz. Şimdi mili takacağız. Burada mili sıkıştıran pim var. O halen orada duruyor. Yarı yukarıyı tıklayıp bıraktım. Yayı takıyoruz buraya. Geri vites zorladığınız zaman yay baskı yapıp tehlike anında, yani ara şeyler çapa yaparken filan tehlikeli oluyor. Onun için tasarlamışlar bunu. O yüzden geri vites attığınız zaman geri atıyor. Şimdi dişliye geçiriyoruz. Diş bu mili ettikçe top da topa geçecektir. Burayı tamamladık. Şimdi diğerini takacağız. Derdiğim sizler için buna da bir yayı taktık. Bakın lokmayı da sürdük içine. Tekini gösterdiğim yetiyor sizler için. Buradan çıkmayabilir. Biraz geri verilir. Şimdi diğer mili de takmamız gerekiyor. Yeniden takıyoruz. Dişliği tam bu uç kısmına getiriyoruz.
de yorumlarını takacağız. İç yataklarını midelerini geçirerek deneyeceğiz. Bakalım dişler birbirine tam geliyor mu, ona bakacağız. Eğer birbirlerine tam gelmezse, tam karşılıklı olmazsa yine arıza yapabilir. Şimdi böyle destekliyor, bu yana attığım zaman bir olacak. Bir bak, bir oldu. Şu anda dişlinin dişliğe uyduğunu görüyorsunuz. Tam uyduğunu. Biraz sıkayım. Diğerlerini de deneyeceğim. Tamam. Şimdi işte üçüncü vitesi atacağız. Tamam. Üçüncü vites. Dişleri de tam birbirine oturdu. Eğer oturmazsa şu ucun saplamayı gevşetip mili ileri geri vurabilirsiniz. Ben derse tesadüfen gayet iyi ayarlamışım. Ama mil öncedenki ayarında daha dışarıdaydı. Yani dış taraftaydı. Dış tarafta olunca dişli dişliye gelmiyor demektir. Evet, bu da tamam. Çok güzel ayarlanmış. O zaman saplamayı sıkalım. Ve tamamdır. İşte bakın, bakın mil bayağı çukurda kaldı, bayağı ayar böyle bir şeydir, gördüğünüz gibi çukurda kaldı. Önceden de bu şekil ayarlasaydılar böyle dişli hemen durmayacaktı. Tüm vitesleri oluyor şu anda. Geri vites dişlisinin şu sekmanı bile yanlış takmışlar. Yani daha geniş sekman takılmış. Bu bayağı, bu şanzıman bayağı revizyon görmüş bu. Bayağı parça değişmiş. Hangi parçalar değişti bilmiyorum. Bu dişliği orijinale takarken çaka çaka vura vura anca çakabiliyorsun. Bu mile ise hemen jack giriyor. Bir de en uygun mil taktık buraya. Bunu da iyice sıkmak gerekiyor. Gevşek falan olursa, eğer dişli işine düşerse geri vites, tüm buranın gevşekliği sebebiyle şanzıman yaracaktır. Sahiplerinin de tamirden aldıktan sonra bu saplamayı bizzat bunu kontrol etmelerini tavsiye ederim. Buraya kadar tamamladık. İşte milleri tam bu hizalara getirmemek lazımmış. Bakın. Bakın burası tam düz oldu. Burası ise çukurda kaldı ama dişler birbirine uyuyor. O zaman o sadece oradakinin gül olmasına bakılmayacak. Burada dişin dişliğe oturup oturmadığına bakılmalıdır. Bakın sürtme bir şey yok.
Evet, şu an liman neredeyse bitiriyoruz. Son rötuşlara geliyoruz. Keçelerini değiştireceğiz. Kaç numaraydı? 38. 38 miydi? Evet, 20-38-7. Ezberleyin, 20-38-7. 3 keçe. Hemen bu keçe değerini oturdu. Eski keçesiyle eğer boru yoksa buna uygun. En iyisi borudur ama boru yoksa eski keçesiyle çakabilirsiniz. Bakalım oturmuş mu? Tamamen oturmuş bulunuyor. Burada mildeki segman kırıldığı için mil ileri gitmiş. Bakın buralara da sürtme yapmış. Bunun bir daha olmaması için yayı keseceğim, şaftın yayını. Daha boyu ağır bir baskı yaparsa şanzıman oradaki priz direkt milini de yitikler. Oradaki bir yayı dağıtır, sekmana kırar. Bu yüzden tabii önlem alacağım. Contası sağlam olduğu için contasını çıkartmayacağım. Sadece bu conta takıp halledeceğiz. Çünkü conta tamamen oraya yapışmış. Hiç gerek yok yırtmaya, çıkartmaya. Artık daha yağ sığdırmaz, daha sekmanı da tamamen yerine oturtturdum. Sekman kırılmıştı. Önceki taktığım biraz bol geldi. Hatta geri bir destişindeki sekman da bolmuş. Onu da değiştirdim. Sadece mili değiştirmişler, priz birikimini alttakileri açmamışlar. Öyle gibi görünüyor. Belki açmıştırlar.
Ya çok zor oydu yerine. Ah. Evet, şimdi o ringi yerleştiriyoruz. O ringi buraya takıyoruz. Bu kısımlardan baskı yapıyor ve orada sabitlenip kalıyor. Yağsız durmuyor. Böylece bu kısmını bitirdik. Şimdi üst kapaktan payı takacağız ve böylece işlem bitmiş olacak. Evet, bu yay zaten kesilmiş ama buraları paslanmış. Bunu yağlayacağız. Yağlamayı tamamladık. Şimdi şapı takabiliriz. Yağlayınca kolay takılıyor. Her neyse. Şimdi de yağını durduralım. Arkadaşlar sonunda Yağmur 510 şanzımanının birinci vites atıyordu. 10 şanzıman tamirini yaptım. Bu kadar aslında takılma oluyor. Bu tarafa vereyim. Tamam. Şimdi takılma olmaz. Her neyse, bundan sonraki işte ise marş basmıyormuş. Onu tamir edeceğiz. Bakın. Akü zayıf. Muhtemelen şarj yapmıyor. Her neyse, bu işlemi sizler için görüntüledik. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.